Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Yine The Boomsday Project'e Lil Stormy geçeceğiz bu sefer. Üçüncü puzzle'ımız olacak bu. Bu bir öncekine göre biraz daha zorluydu açıkçası. Bir ya da iki tanesinde ben bayağı zamanımı harcadım. Nasıl olacağını çözmek için bayağı kafa patlattım. Bazıları çok kolaydı. Beklentilerimden fazla kolaydı ama bazıları da dediğim gibi zorladı. İlkinde kimle başlıyoruz? İlkinde Paladin'le başlıyoruz. Hangisiydi bir bakalım. Aynen. Biraz anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Öncelikle bütün kart, bütün olay buna bağlı. Bu kartı oynayacağız. Bu sürekli pasifinden dolayı herkese bir vuracağından dolayı zaten bu ölecek birazdan. O yüzden maksimumdan yararlanmak için bunu 3'e düşürüyoruz. Sonra herkese 2 vurduracağız. Şimdi rakibin bütün herkesin canı 1'e düştü. Divine Shield'lar kalktı. 6 buradan vurduk. Şimdi herkesin canını 1'e düşüreceğiz. Sonra bunu pasifi patlayacağı için bu ölecek. Ve elimize bir silah geliyor. Onunla 5 vurduk. 2 de charge'la, Murloc'la vurduk. Damage'ı rahatlıkla vurmuş olduk. İlk puzzle'da böylelikle geçmiş olduk. Bir de bakalım ikinciye, ikincide karşımıza ne çıkacak. Bu aslında göreceli diğerlerine göre çok daha kolaydı. Hızlı hızlı ikinciye gidiyor şimdi. İkincide assassin'imiz var. Assassin'de iki tane önemli kartımız var. Birincisi Sonya. Öncelikle Sonya'yı atıyorsunuz. Ondan sonra da iki tane Pogo koyacağız yere. Bütün olay bu kartlarla. Bu karttan ne kadar fazla oynarsak onlara artı 2 artı 2 geliyor. O yüzden ilk öncelikle bir tanesini öldüreceğiz. Bunu öldürünce bunun pasifinden dolayı, Sonya'nın pasifinden dolayı kart elimize geri geliyor ve bir eksik mana değeriyle geliyor. Onu tekrar kullandık. Sonra bunu öldürüyoruz. Şimdi elimizde bir manalık bu var ama onu kullanamadığım için öncelikle bir mana kazanıyoruz bedavaya. Sonra bunu atıyoruz. 5-5-7-7 oldu. Bunu geri çağırıyoruz. Bunu çağırmayın asla. 5-5 oldu şimdi. 1-1 tekrar. Bunu tekrar kullanınca 9-9 olacak. Herkese charge verince rahatlıkla öldürmüş olacağız. Eğer sağdakini geri çağırsaydım bu sefer ekranda 5-5 ve 9-9 olacaktı. 2 damage eksik kalacaktı. Ona dikkat etmeye özen gösterin lütfen. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Üçte bakalım kim var. Yine Priest. Bu benim için en kolaydı. Ben çünkü bu taktikle çok uzun zaman oynamıştım. Yıllar önce. Öncelikle Radiant'ı atıyorsunuz. Sonra karşı tarafın... Bu çok önemli değil ama yani bu bölümü geçmek için önemli. Normalde ben bu taktiği uygulamıyorum tabii ki. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Şuna bir heal yapıyorsunuz. 5'e çıkardınız. Karşının kontrolünü alıyorsunuz. Canı double'lıyorsunuz. Bir double daha. Ondan sonra da atağı cana eşitleyince 20'yi vuruyorsunuz. Normalde bu combo yapmak için sadece 3 kart yeterli oluyor. Atıyorum 5 canı olan bir karaktere 2-2 x2x2 heal health verince, can verince 20 oluyor. Ondan sonra atağı şey yapın zaten. Direkt o da 20'ye 20 oluyor. Bu biraz karmaşıktı. İlk sefer için karmaşıktı ama şimdi o kadar ben yapınca o kadar karmaşık gelmeyecektir görünce. Öncelikle taunt'umuzu atıyoruz. Biz bu taunt'u attığımızda karşıya 3 tane karakter gidiyor. Bununla olayı tamamen bizim Dry Whisker'ı kullanmamız için. Biz bu kartı attığımız için attığımızda karşıdaki her düşman başına 2 armor geliyor. Bu yüzden 8 armor'umuz oldu. Şu 2 karakteri oyuna sürmemiz lazım. Ondan sonra herkese 1 vurduracağız ki şu 2 karakterin bize armor vermesini sağlayacağız. Ve bu da 1 vurdu. Şu an canı da vuran 18'e düştü. Şimdi yapmamız gereken bu 1'e 2 olan karaktere charge vermek. Böylelikle vuruyoruz. Bu bizimki öldü. Ama o bize ölürken 2 armor daha verdi. Karşı tarafında canını 17'ye düşmemizi sağladı. Şimdi biz buna vurduğumuzda buna vurulan her damage direkt kendi hero'suna yansıyacağı için 17 gitti. Buraya 17 vurdu ve burayı da böylelikle geçmiş olduk. Ben warrior'lara çok alışkın değilim. O yüzden bu tarz kombolar beni çok kasıyor. Şimdi şamanla oynayacağız. İlk başlamamız gereken kart bu karakter. Bunları 1-1 veriyor ama normalde buraya koyarsınız. Buraya koymuyoruz. Çünkü onların ölmesi gerekiyor. Burasını 4-4. Buraya bir ikilik damage'ı vurduk. Öncelikle bunun canının 1'e indirmemiz gerekecek oyun sonunda. O yüzden 1'i buradan alıyoruz. 3'e indi. Ondan sonra buna vurunca
Ortalık bir karışıyor. Herkes ölüyor falan. Şimdi canlar çok düştü. Bu ne zaman heal'lanırsa karşı tarafa 2 damage vuruyoruz. O yüzden şu kartı atıyoruz ve herkes deli gibi heal'lanıyor. Heal, atak, heal, atak, heal, atak, heal, atak derken canı 5'e kadar düşecek bunun. Sonra mana kristalimizi kullanıyoruz. 2 manamız oldu. Dediğim gibi canı 5'e düşecekti. 3 buradan, 3 de buradan, eksi 1 canı kalacak en sonunda. Bir tane daha, aynen. Böyle bir şeydi burası da. Bakalım bir sonraki neydi? Sanırım bir warrior'ımız daha vardı ama. Görelim görelim. Görelim görelim. Bir sonraki fazonumuz aynen bir warrior daha. Bu beni biraz yormuştu. Öncelikle iki tane yine pyromancer atıyoruz. Sonra şu kart çok önemli. Bu kartı kullandığımızda bizim canlar birinin altına düşmüyor. Bir kart çekiyoruz ama kartımız olmadığı için damage yiyoruz. Biz damage yiyince de attığımız büyüden dolayı da bir ortalık yine bir şey oluyor. Şu an karşıdaki kart yine çok önemli. Bitter Tide, Hydra. Bu her damage yediğinde kendi hero'suna 3 vuruyor. Öncelikle karşıya bir daha vuruyoruz. Böylelikle bunun kullanışını bitiriyoruz. Biz bunu bitirince bu damage yiyor ve yine 3 damage daha gitti. Sonra bu büyü sayıldığı için bunu atıyoruz. Yine bir ortalıkta patlamalar matlamalar olacak. Canlar düşecek. Ondan sonra yine bir herkese birer damage daha vurdurtuyoruz. Ve burayı da böylelikle geçmiş olacağız. Hem Hydra'yı öldürdük hem karşı hero'yu öldürdük. Ve böylelikle 7. puzzle'a doğru ilerliyoruz. 7. puzzle benim en çok zorlandığım puzzle'dı. Aynen aynen bu bayağı zorlanmıştım ben. Tamamen olay bu çutunla alakalı. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Kutun da olabilir, çutun da olabilir. Şimdi Beckoner of Evil. Öncelikle oynadığımız kart bu. Bunu oynuyoruz. Artı 1, artı 1, artı 2, artı 2 geldi buna. Ondan sonra ne yapacağız? Herkese bir 1 vuracağız. Herkese bir 1 vurduk mu? Güzel. Ondan sonra ne yapıyoruz? Karşıdaki adamı kontrol altına alıyoruz. Aldık mı? Aldık. Rakibe vuruyoruz. Bunu unutmayın. Sonra herkesi heal'lıyoruz. Bu bize çutunun atağı olarak, atak ve can olarak dönecek. Gördüğünüz üzere şu anda kaça kadar çıktı? 14'e kadar mı çıkacaktı bu? 14. 15'e kadar çıktı aynı. Şimdi biz buradan damage'ı vurunca 2 buff daha uyanacak. 16 ve 17. Biz bunu koyduğumuzda atağımız kaçsa rakibi o kadar rastgele damage vuruyor. Ve şu anda karşıda herhangi bir düşman olmadığı için 17 damage'in tamamı da rakibin yüzüne doğru gidiyor. Ve 17 damage rakibin ölümü anlamına geliyor. Bu da 7. bölümün sonuydu arkadaşlar. Lil Stormy böyle geçiyoruz. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Eğer videolarda açıklama değil sadece hızlı hızlı yap diyeniniz varsa videoyu hızlı şekilde atıyorum. Çarpı 2 şekilde izleyebilirler. Onlar için çok daha hızlı olabilir. Bir sonraki videolar için artık bunun için biraz geç oldu belki ama. Ama bazıları açıklamamı isteyecektir muhtemelen. O yüzden böyle bir video oldu. Bir sonraki videoda, bir sonraki challenge'da, bir sonraki puzzle'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.